Selamun aleyküm arkadaşlar. 5. sınıf Arapça dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Videolarımızı oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız noktaları, tavsiyelerinizi ve önerilerinizi videonun altında yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Arkadaşlar bu 3. videomuz. Diğer 2 videoya da yine oynatma listelerinden ulaşıp izleyebilirsiniz. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Aşağıdaki diyaloğu Türkçe'ye çeviriniz. Esselamu aleyküm Hüsniye, Allah'ın selamı üzerine olsun demiş. Ömer, ve aleyküm selam, Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Hüsniye, keyfe halük, nasılsın? Keyfe nasıl? Halük, senin halin nasıl demiyoruz artık, nasılsın? Ömer cevap vermiş, bi hayır, teşekkürler, elhamdülillah. İyiyim, Allah'a şükür. Ve keyfe halük ente, ya sen nasılsın? Yani ve, burada artık ya sen nasılsın diyoruz. Şükran, teşekkürler. Ve ene, ve ben, bir hayır, iyiyim. Teşekkürler, ben iyiyim. Ma ismük, senin ismin nedir? Hüsniye soru soruyor. Ömer de cevap veriyor. İsmi, benim adım. Bakın buradaki ye benim. Benim adım Ömer. Ömer. Ve enti ma ismük. Ya senin ismin ne? İsmi, benim adım Hüsniye. Benim adım Hüsniye. Teşerraftu. Memnun oldum. Bir marifetik. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Fırsa saide. Ben de memnun oldum. İlel lika. Hoşça kal. Görüşmek üzere diye çevirebiliriz arkadaşlar. Geldik. Aşağıdaki kelimelerin müennesini karşısına yazınız. Yani eril kelimelerin müennesini yazınız. Ebün baba demek. Baba. Baba. Ümmün anne demek. Baba, anne. Validun baba demek. O zaman bunun müennesi de arkadaşlar validetün. Ve validetün. Bu da anne demek. Validetün. Valide kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz zaten. Ehun erkek kardeş. Ühtün kız kardeş. Ühtün kız kardeş. Halün dayı. Hemen buna da baba diyelim yine. Baba. Ehun erkek kardeş. Erkek kardeş. Halün dayı. Dayı. Haletün. Haletün. Teyze. Ammün. Amca. Amca. Müennesine T getiriyoruz. Ammetün. Hala. Ammetün. Hala. Ceddün. Dede. Dede, ceddetün, nine veya babaanne, anneanne diyebiliriz. Ceddetün. Bu şekilde müenneslerini yazacağız. 3. Aşağıdaki cümlelerin başına el takısı koyunuz. Bakın cebel, el takısı koyup tekrar yazacağız. El, el, cebelü. Bakın, yani hiçbir şey yapamıyorsan şuradan şunu, aynısını bakın. Şuraya tabi burayı yeniden yazın. Öğretmeniniz burada belki tam puan vermez. Şu aslında arkadaşlar. El cebelü. Okunur çünkü gameri harf. Dağ demek arkadaşlar. Şemsün güneş. Hemen el takısını getiriyoruz. Eşşemsü. 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 Şayet mesela bunlarda harekeliyim derse arkadaşlar harekeli verir de diyelim bunlarda nekre olduğu için tenvin vardır. Tenvin düşer. Gameri harflerde lam okunur, şemsi harflerde okunmaz. Burada asıl olan şey okumadaki kolaylıktır. Okumaya çalışın. Mesela el şemsü demek biraz daha zorlar. Eccebelü demek el cebelü yerine zorlar. Dili tırmalar. Hadigatün bahçe. El hadigatü. El hadi El hadigatü. Bu şekilde harekemizde koyarsak hadigatü. Nafizetün pencere en nafizetü. En nafizetü. Sabahun es sabahu. Es-sabahu. Şemsi bir harf. Es-sabahu.
Yani el takısını başına getirdiğini hayal et bu şekilde ama buraya tekrar yaz. Elif'i yaz, lamı yazıp buraya baka baka yaz bu tarz bir soru çıkarsa arkadaşlar. Aşağıdaki boşluklara uygun cümleleri yerleştiriniz. Men haza demiş. Evet. Men hazi bu kim? Bunlarda arkadaşlar asıl olan şey bu kim? Soru datımız attık kimi? Hazi başa yazıyorsunuz. Sonra bu kim? Yine. Ceddetün. Men haza bu kim? Bunu attınız. Haza'yı buraya bakarak yazıyorsun. Haza kim? Soru datımızı attık. Soruya soruyla cevap verilmez. Haza ceddün. Ceddün. Men haza bu kim? Haza cevap veriyorsun. Haza ebun. Men hazi bu kim? Hazihi bayanlarda hazi kullanılıyor. Hazihi bu ümmün. Bu anne. Men haza hazi bu kim? Hazihi bintün bu kız. Hazihi bintün. Bu kız. Bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Aşağıda kelimelerin anlamlarını yazınız. Babün kapı. Kapı. Sebburatün tahta arkadaşlar. Yazı tahtası dediğimiz tahta. Ceddün dede. Ceddün dede. Ammün amca. Ehlen hoş geldin anlamında. Ehlen ve sehlen hoş geldin. Merhaba anlamında da kullanabiliyoruz. Yine hoş geldin. Merhaba. Merhaba da diyebiliriz. Evet, merhaba. Nam, evet. La'yı sorsaydı arkadaşlar, şu da olduğunu farz edelim. La, hayır. Bu tarzda kelime bilgisi de gelebilir. Aşağıdaki kelimelere iyilik zamirleri ekleyiniz. Bakın, onun sınıfı saffün. Müzekker, erkekler için biz arkadaşlar, o ne demekti? Hüveydi. Bunun diğer yazılı hazırlık videosunda bunu uzun uzun anlattım arkadaşlar. Hü o demekti. Hü onun demek. O zaman saffün kelimesinin sonuna saffü hü getireceğiz. Onun sınıfı. Beytün senin evin. Müennes. Sen ne demekti bayanlar için? Enti. Senin derken bunun muttasıl zamiri arkadaşlar. Bu sen demek. Sen. Bununki neydi? Ki. Yani senin derken ki. O zaman beytü ki. Bey. Şurayı tekrar yazalım. Şöyle da beytü ki. Beytü ki. Senin evin. Erkek için deseydi beytüke. O zaman ente. Kalemim, benim kalemim. Kalemün ben ne demekti Arapçada arkadaşlar? Ene. Hani bunu hatırlatalım. Ene ben demek Arapçada. Ene. Benim derken ise ismi derken kullandığımız ye. Benim diyeceğiz. Kalemi sonuna getireceğiz. Kalemi. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bunlar kişi zamirleri. Cümlenin başına özne oluyor. Bunlar ise iyilik zamirleri. Bir kelimenin sonuna birleşip iyilik anlamı katıyor. Bu şekilde arkadaşlar bu üçüncü videomuzdu. Diğer videolarımıza da oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Olumlu olumsuz dönüşlerinizi yaparsanız memnun olurum. Tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa bizler için onları videonun altına yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Görüşmek üzere. İlel lika. Ma'asselame. في أمان الله واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إلى اللقاء